Oo, günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Bizim yılların girişleri sabit sevgili ailem. Herkesten sırayla günaydın alıyorum. Enerjik bir şekilde bir günaydın alayım. Günaydın. Erdinç abi bir günaydın alayım. Günaydın. Güzel. Günaydın. Günaydın. Daha sesli. Günaydın. Günaydın. Güzel. Günaydın. Günaydın. Çok iyi. Uğur'cum... Uğur çaktırmadan bir günaydın desen. Kaan'ım. Kaan'cım. Kaan. Bir günaydın da gidiyorum. Evet. Herkesten günaydın aldığına göre ben de günaydın diyorum. Ve size şu an nerede olduğumuzdan, ne yaptığımızdan bahsediyorum. Şey nasıl? Arka planım. Yapmam gereken bütün işler orada yazıyor. Hiçbir şey okuyamıyorum. Neyse saat şu anda 12. İnanır mısınız saat dün gece 1.30'dan beri yoldayız. Önce işte İstanbul'dan halamlarla toplandık. Sonra Mudanya'ya gittik. Babamları aldık. Efendime söyleyeyim. Şimdi de Bodrum'dayız. Hep beraber ailecek bir tatil yapacağız yani özetle. Neye gülüyorsunuz affedersiniz ama? Ailecek bir tatil yapacağız özetle. O yüzden de uzun bir yol geldik. Ben niye Kınay tarafına benziyorum? Şöyle. Biz Torba'ya gidiyoruz. Bodrum Torba'da gideceğimiz otel. 10-30 dakika kalmış. Bitmiyor ama bir şey söyleyeyim mi? Yol asla bitmiyor ya. Aha uyandı. Nasıl oldu ya uyanmak? Kaan 4 saatte falan uyuyorsun. Kahve mi içtiniz ya? Evet sordum sana istemem dedin. Değil mi? Öyle. Yalan mı? Bu arada önde 2 tane şoför abimiz var. Bir araç ve şoför kiralayarak gidiyoruz Bodrum'a. Ailecek olduğumuz için, kalabalık olduğumuz için böyle rahat ederiz diye düşündük. Sprinter diye bir aracın içerisindeyiz. Biz 9 kişiyiz ama anca sıdıksa yemin ederim. Bununla gidiyoruz yani. Dönüşü de bununla geleceğiz. Şu an gayet rahatız. Ay Uğur'um. Hemen bir günaydın alayım. Bakayım. Müthiş. Halam ve annem 2 saattir orada fotoğraf çekilmeye çalışıyor. Sonucu görebilir miyim fotoğrafınızın? Beceremedik. Olmadı mı? Bizden bir şey olmaz. Yok ben sizi çekerim. Ben sizi çekerim. Onu çekmemek değil biz bitmişiz. Hayır herkes çekti biz ama olmadık gene. Ha. Ne olmuyor? Çok çirkiniz valla. Yat bakayım aferin sana. Bakınız kaptan diyorum hala kaptan. Şoför beylerimiz orada. Babam en önde oturuyor yolu izliyor. Erdinç abi hiç yolla ilgilenmedi. Helenga ve Aleyna biraz bahsedebilir miyim sizin yaptığınız muhabbetten? LOL, Overwatch, manga, K-pop, anime manga, ortaya karışık. Yani bir şey söyleyeceğim, rahat 45 dakikadır bir saattir bu konu hakkında konuşuyorlar ve şu anda her şeye çok dahilim. Yani K-pop nedir, LOL nasıl oynanır, Overwatch, puslamak, banlanmak hani oyunda, ne arar, diva, tanklar. Hiçbir şey anlamıyorum ama bir saattir bunları dinliyorum ya. Çok şey öğrendim. Onun dışında K-pop sanatçılarını öğrendim. Blackpink, BTS, Z kuşağına dair şu an her şeyi öğrenmiş durumdayım. Değişmeyecek mi? Öğrendim artık. Onlara da dahilim. Uğur uyuyor mu? Evet. Uğur! Uyuyor. Her de uyanmaz. Bir şey söyleyeceğim. Uğur çantaların üstüne yatmaya kalktı. Onu söyleyeyim. Hayır koridora yatmaya kalktı. Koridora yatmaya kalktı. En son damlanın üstünde yatayım dedi ama biz baktık böyle. Arkadaşlar tam giriş saatine geldiğimiz için birazcık yoğunluk var şu an burada. Bu getirilir mi ya? Oha. Yalan söylüyor. Sadece şu 4-5 bavul bizim aileye ait o kadar. Ya neden böyle bir şey söylüyorsun? Şaka yapıyorum. Doğru. Güldürdüm seni. Evet. Bizim odalara imza atıldı. Yani biz gidebiliriz şu an. Ama ikinciye giriş değil mi? Ay arkadaşlar burası bayağı kalabalık. Bayağı. Etrafa bakın. Ama şöyle girdiğimiz gibi, lobiden çıktığımız gibi böyle bir manzara karşılıyor bizi. O kadar büyük mü ya? İçeride bu araçlardan olduğuna göre emin olamadım şu an. Babanın teknesi orada. Tabii. Bilekliklerimiz takıldı şu an. Şimdi kalacağımız yere doğru gidiyoruz. Şeyler çok güzel. Bu otel odalarının şekli çok güzel. Biliyorsunuz böyle şeylere tav oluyorum. Çok güzel odanın şekli. Aa bu benim evdekinden. Benim salıncağımdan bu. Hemen deniz de burada. Odadan çıkınca. Hemen minik bir oda turu. İki yatak burada. Çok güzel. Bu yanda baksana kalacak bir sürü yer var. Bu yanda ikili bir yatak var. Çık minder. Dışarıda bir adet duş var. Hemen şurada itlediğiniz zaman dışarı çıkıyor. Şu yapmanız yeterli. Tamam.
Mini bar 2 tane var. İkisi de ücretsiz. Her gün yenilenir. Tamam. Şeyi de çok beğendim. Şuraya bakın. Tam video çekmelik. Ben burada video çekeceğim galiba. Belli oldu. Burası çok güzel. Şu alan. Evet. Burası da sizin odanız. Aynısı. Daha gölgelik. Babam kıskanacak. Aa, burası şeymiş. Burası sizin yatağınız. Filiz Altun. Bakayım sizin banyonuza. O zaman son odaya geçebiliriz. Sizi de burada bırakıyoruz. Biz şimdi Uğur ve Kaan'a gidiyoruz. Tamam. Nerede buluşuyoruz? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Nerede buluşuyoruz? Burada. Haberleşiriz. Evet. Bu civarda buluşalım. Bavullar doğru mu Kaan ve Uğur? Doğru. Tamam. Go. Ay yalnız var ya, resmen otel turu yapıyorum ki en çok istediğim şeydir. Hep oda turları yapıyorum, ofis turları yapıyorum. Bu sefer oda turu. Şu bambudan yapılmış kapılara o kadar tabım ki şu an. Beni etkilemek çok kolay. Bitki, bambu, beyaz duvar, direkt tav. Çok sıcak. Evet, fena sıcak. Haklısın. 5000 sizin bu tarafta galiba. Bu arada 1, 2, 3 tane havuz gösteriyor. Neredeyiz? Buradan. Burası galiba aquapark havuz. Aquapark havuzdan yüz yapacağız. Ben hazırlandım. Bu More Dance'de de göstermiştim. Bu mayoyu giydim. Şöyle açık. Ama üzerine de bu pareoyu bağladım. Şimdi annemlerin hazırlanmasını bekliyorum. Uğur spora gitti. Babam hazır dışarıda. Hatta babamın yanına gidebiliriz. Gidiyoruz Kemal Bey'in yanına. Kemal Bey hazır. Vallahi hazırsın. Bir sen hazırsın, bir ben hazırım. Görüyor musun? Evet. Diğerleri hazır değil. Oo, gelir gelmez. Gelir gelmez yemeklere başlanmış. Uğur Şengül diyetine devam. Çok sıkıldım senden be Uğur. Şu an barda oturuyoruz. Bir adet ice latte söyledim. Şurada görüyor musunuz? %33 yüklendi diyor. 34 dakika sonra videoyu paylaşacağım neredeyse. Yani bir saat içerisinde paylaşacağım. Uğur Şengül yanımda bana destek oluyor. Teşekkürler. Yani yanımda olmam bile bana destek oluyor. Farkında mısın? Tek başıma kalmadığımı gösteriyor bu benim. Evet, göndermiyor beni. Onun dışında halam ve annem denize gittiler. Güneşleniyorlar. Erdinç abi ve babam ne yapabilirler? Bir gölgelik bulmuşlar. Onun altında bire içiyorlar. Kaan'ı görmedim. Hatta şimdi bakarız Kaan nerede diye. Ama bugünü şeye çok ayıramıyorum ya. Bugün öyle denize gireyim, havuza gireyim çok yapamayacağım galiba. İşlerimi bitirmem gerekiyor. Size sabah gösterdim ya telefonumu. Şunu. Şu ekranı gösterdim ya. Burası komple benim bu haftaki paylaşım takvimim. Kaldığımız oteli söyledim mi bilmiyorum ama Voyaj Torba'da kalıyoruz. Daha önce ailecek biz Voyaj Bele'ye gitmiştik. Hatta iki defa falan. Niye biliyor musunuz? Tek hayvan kabul eden otel galiba, yanlış hatırlamıyorsam, Voyaj Bele'ydi ve biz Şivaslı'nın oraya gidiyorduk. Bu sene de işte bizimkilere sürpriz yapıp tatile çıkartan benim. Nasıl bir evladım? Hayırlı evlat. Tatlı ve düşünceli bir evlat, evet. Hayır, hayırlı evlat dedim. Tamam, neyse. Bilgisayardaki işlerimi tamamladım. Şöyle bir etrafa bakayım dedim. Uğur yine telefonda. Onun dışında Erdinç abi, babam ve Kaan tam olarak bıraktığımız yerde. Bir yaklaşalım bakalım. Hiçbir değişiklik görmüyorum sizde. Aynen bıraktığımız gibisiniz. Ne yapıyorsunuz? Kahve. Odaya geldim bilgisayarı bırakmak için. Bir dene göreyim. Çok güzel bir not var burada. Burada olmanızdan dolayı çok mutlu oldum. Belirtmek isterim. İyi tatiller. Gökçe göndermiş. Gökçe çok teşekkür ediyorum. Çok kibarsın. Şu var ya şu. Şu var ya şu. Diyor ki bir kalite bize verirsin. Tam olarak şuraya uzanıp biraz uyumak istiyorum aslında ama Kaan ve Uğur şu an havuzun yanındalar. Ben de onların yanına geçeceğim. Şurada bir yerde havuz. Tam şurada bir yerlerde. Aferin çocuklar. Ya 1000 lira ver ya, kızını boğuyorum. Bırakıyorum. Boğ diyormuş. Boğ diyormuş. Yavrum, evladım. O zaman kuşum. Ben de anneni boğuyorum. Aşkım. Tezgahım nasıl arkadaşlar? Her zamanki gibi. Bayılıyorum ben ya. Ben açık havada makyaj yapma insanıyım. Bundan sonra açık havada makyaj yapacağım. Bakın çantamı buraya getirdim. Direkt oturduğum yere. Şu annemin deniz gözlüğü. Zaten çok bir şey getirmemişim. Bakın burada kaş jelim var. Lip gloss'um var. Yedek maskaram var. Ve göz kremim var. Bir de concealer'ım var. Pardon. Şuradaki şu ürünlerle hemen makyajımı yaptım. Görmek ister misiniz? Şunu unutmuşum. Bir dakika. Makyajım bu. Ama şöyle, makyajım bu. Annem şu hamakta, yok salıncakta. Tamam, çevirmiyorum, panik yapma. Panik yapma Nalan Altun. Orada yatıyor. Az önce ben bizim bu yelkenli tatilimizi paylaştım. Onun vlogunu. Yine dünya kadar linç var altında. Tek dünya üzerindeki tek tatile giden ben olduğum için bütün siniriniz benden çıkıyor. Tabii ki anlayışla karşılıyorum. Siz de haklısınız. Şeyi benim yani. Günah keçisi. Boynuzu mu? Günah neyi? Keçisi. Günah keçisi. Doğru bir şey mi söyledim? Doğru. Günah keçisi benim. Her şey bana patlıyor. Evet. Heh. O benim. Neyse, sıkıntı yok. Ne diyordum? Annem onu izledi. Kaç dakika? Bir 20 dakikasını izledi. 18 dakika izleyemedi. Uyuyor çünkü. O kadar mı sıkıcı? Çok sıkıcı.
Güzeldi. Çok güzel diyor. Çok keyifli diyor. Kesinlikle çok eğlenmişsiniz. Çok güzel bir ekibiniz. O zaman niye kapattın? Duşa gitmek. Ha, duşa gitmek istediği içinmiş. Tamam. Bunu anlayışla karşılayabilirim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben normalde asla uzun video seven biri değilim. Uzun video da izlemiyorum şimdi. Siz bana ne kadar deseniz de işte 30 dakika üzeri yap, 40 dakika da olabilir. İnanın 2 günde editledim o diğer videoyu da. Hem benim için zor oluyor hem de empati kuruyorum. Diyorum ki bu kadar uzun video izlerler mi? Sindire sindire izlemek istiyorsun. Bir de bitecek diye tedirgin oluyorum ben. Bitecek ben diye tedirgin oluyormuş. Aaa. Annemden çok güzel bir şey geldi. Gerçekten. Feedback. Bitecek diye endişeleniyorum dedi. Tamam, seven de var, sevmeyen de var. Okey. Ama mesela şu an bu vlogu, bu da 4 günlük bir tatil bizim. Ailecek tatilimiz. Bunu 40 dakika yapmam. Daha böyle ortaya karışık. 25-30 belki. Ve de 4 gün olacağı için o videoda yaptığım gibi her şeyi de çekmeyeyim diyorum. Mesela bak annem bana çevirme diyor. Ben olsam çevirirdim şu an. Her şeyi de çekmeyeyim diyorum. Daha böyle akıcı akıcı hızlı hızlı geçsin diye planlıyorum. O yüzden de makyajımı çekmedim. Ama yarın çekerim. Yarın çekemem ki, aynı şeyi yapıyorum. Yanımda far bile getirmemişim. Şu Lancaster'ın bronzer paleti var. Tamam mı? Şu en koyu renge yaklaşık 8-9 defa fırça daldırıp şu rengi buldum. Düşünün. Ama allık kurtarıyor beni. Notun 102 numaralı allığını getirmişim mis gibi. L'Oreal Paradise'dan 2 kat sürüyorum. Muhteşem gözüküyor. Onun dışında bu da yeni serisi. Buna bayıldım. Böyle hafif simli simli yapıyorum. Onu sonra sürerim. O kadar. Elim koptu. Bir de ben bugün denize, havuza falan da girmedim ya, tertemizim. Duş da almadım. Bugünü atlatalım bir. Yarın çok daha hızlı geçer diye umuyorum. Evet. Otelde elinde tek kamera olan benim biraz garip bakışlara maruz kalıyorum. Saçıma bakın, hiç dolanmamış bile. Evet, ben gideyim de giyineyim. Geliyorum 2 saniyeye. Yani açık büfe bu dünyanın en tehlikeli şeyi değil de ne? Burada ravioli var. Burada yeşil neydi bunun adı? Bunun adı neydi? Taze fasulye. Patates kızartması, püre, patlıcan yemeği ve yoğurt soslu biber falan. Uğur'a bakıyoruz, bomboş. Kaan'a bakıyoruz. O da bomboş. Hemen yan masayı inceleyelim. Yan masa güne mi gidiyor acaba? Evet. Değil mi? Bir gün. Sırlı güne gidiyorum. Bir gün sevdim orada. Nalan olsun. Arkadaşlar annemin güzelliğine bakın çabuk. Şu güzelliğe bakın. Nalan Altun da yine güne gidiyor. Kısır, yoğurt. Şu nedir? Salata. Şurası. İncik, kuzu incik. Ay. Kemal Altun. Bu kimin? Ne yiyoruz? Niye benim masamın altına? Gerçmek çorbası. Çorba. Müthiş. Ben üstümü değiştirdim. İyi ki o eteği giymemişim. Şimdi size şuraya koyuyorum eteği. Uçuş uçuş mahvolurdum bu rüzgarda. Ama güzel esiyor. Kot etekle değiştirdim hemen altındakini. Gözükmeyin. Üzerimde somon rengi bir bluz var. Benim Kore'den gelen kuzenim noodle yiyor. Zengin kalkışı oradan geliyor. Ah canım kardeşim. Seninle hakkında konuşmuyorum, merak etme. Yani bu çocuk niye böyle arkadaşlar? Bizimleyken çok eğleniyorsun. Senin derdin yaşlılar mı? Şu yaşlılar mı senin derdin? Şu aşağıda bir sanıyorum ki bir konser olacakmış. Hatta şöyle göstereyim. Oha, ne güzel bir dizayn. Masalar. Wow, bayağı güzel. Partimiz çıktı saat 1'de ki bence çok iyi dayandık. Yani dün gece 1'den beri ayakta olduğumuzu düşünürsek çok iyi dayandık. O yüzden bakıyorum şu an. Uyusam 9 saat. 9 olmuş. 8 saat uyusam yeter. Fazla bile. Yarın sabah 9'da görüşürüz. İyi geceler. Sen bilmiyorum. Seni ben kaldıracağıma göre 9'da görüşemeyeceğiz bence. İyi geceler. İyi geceler. Bay. Günaydın. Günaydın. Daha sesli. Günaydın. Yalnız saat de 1.30. Günaydın demek için biraz geç kaldık ama ben akşam altta bile günaydın dediğim için sıkıntı yok. Ama biz erken kalktık, sadece kameraya geçmiştik. Evet arkadaşlar, şimdi Kaan'ı uyandırmaya gidiyoruz. Kaan ve babam asla erken kalkmıyor. Nerede olurlarsa olsunlar mutlaka öğlen 1'i 2'yi buluyorlar. Biz de dedik ki gidelim tertemiz bir uyandıralım kardeşimizi.
Ben onu yine kaldırdım da 2 günden beri ben kaldırıyorum. Erken kalkıyor ama. Bugün dedim bir bırakayım bakayım kaça kadar uyuyacak. Dedi ki 1'de bir alarm kurdum. Kalkacağım dedi. 1.30 oldu. Bak ses yok. Aşkım bir dakika dur, burası cennet gibi parlıyor. Kamera ayarlarımızda bir sıkıntı olabilir. Şu anda otelin içinde yürüyoruz. Hatta size buraları da göstereyim. Bizim kaldığımız odalar şunlar. Şu evler. Uğurların kaldığı odada. Standart oda. Şunlar. Bunlar da çok güzel ki Uğur. Uğur bizimkini gökten sonra şey diyor. Ben boşa gelmişim ya diyor. Ben keşke gelmeseydim diyor. Baksanıza ya, yani beyaz duvarlar, bambular, yeşil bitkiler falan derken tabum buraya. Evet, Uğurların odasına giriyoruz. Wow, buz gibi. Canım kardeşim, günaydın da günaydın. Nasılsın bugün? Günaydın da günaydın. Tamam da kalktı. Ya Allah aşkına yeter ya, yeter ya. Yeter. 1.30 oldu Saç. Her gün seni kaldırmak zorunda mıyız biz ya? Çıkın gidin ya. Seni çok özledik. Dün gece bana sarılırken öyle demiyordun hayatım. tamam kalk çocuk. Ama Uğur sen de korkutma elindekiyle. Sizin odanız bir romantik ama şey maskülen romantik. Baksana aynalara falan. Maskülen bir romantizm. Şurayı bir açayım. Ha, küçük tatlı bir balkonunuz var bizimki kadar olmasa da. Bizim çünkü bahçemiz var biliyorsun. Güzel ya. Ya şu an fark ettim otel bayağı büyükmüş. Benim bugünkü mayom ve paryom bu. Paryom bu olmayacaktı aslında ama annem almış bavulumdan. Gizlice, sinsice bavulumdan paryom almış. Bu arada arkadaşlar ben dün vlog çekmedim. Bu bizim oradaki 3. günümüz. Dün inanır mısınız? Muhtemelen inanmazsınız ama komple bütün günümü kendi yapmam gereken işbirliklerini ayırdım. Yani Instagram TV videosu çektim, post çektim, storylerimi hazırladım. Denize girdim sabah 11 gibi. Çıktım sonra hazırlandım, sonra yokum akşam 6'ya kadar. Bugün de biraz işimiz var ama bugün sizi de götüreceğim. Yani hem tatil hem iş aynı anda nasıl oluyor size de paylaşayım. Kötü olmuyor, onu söyleyeyim. Yani kötü olmuyor. Yani merkeze ben gidiyorum. Dün Uğur'u Watson's'a göndermem gerekti. Teşekkürler aşkım gerçekten. Ben de gidecektim. Kendi dedi ki sen işlerini hallet ben alıp gelirim. Senin saçını yaptırman gerekiyormuş. Kuaföre gittin. Evet evet. Bakınız burada kaç kadınız? Aleyna, Selenga, isimlere bak. Filiz, Nalan, ben. 5 kadın. 5 kadının birinde bile bir saç düzleştirici, bir maşa olmaz mı ya? Hiç kimse getirmemiş. Ben de onlara güvenmiştim. Onlar da bana güvenmiş. O yüzden dün gittim karşıda bir kuaförde saçımı fönlettim. Şu an artık fön yok. Bugün de ördüreceğim mesela. Değişik fikirlerim var öyle. Çünkü bir tatilci mutlaka saçına boncuklu örgü yaptırır, bunu biliyoruz. Bugün zaman kalırsa denize, havuza falan da gideriz. Dün akşam bir de inanılmaz güzel bir gösteri oldu burada. Dansçılar, ondan sonra bir orkestra çıktı bir DJ eşliğinde. 3 tane kadın. Belki storylerimden görmüşsünüzdür. Keşke dün kameram yanımda olsaydı çünkü hayatımda izlediğim en iyi sahne şovlarından biriydi yani. Üçü de çok güzel kadın. Üçü de enstrüman çalıyor. Bir tane de abla sanatçılar işte. Ne bileyim, sen de beğendin mi? Beğendim ki bayağı öne falan gittin sen sürekli. Yani sen götür öne, gidelim de çekeyim diye. Doğru. Kaan'cım kalktın mı? Biz gidiyoruz. Sen de kalk da gel. Yine bir öğle yemeğinde beraberiz sizinle. Erdinç abi yemiyor. Halam kahve içiyor. Nalan, Uğur ve Kaan üçlüsü yiyor. Kaan'ın yediği salata, ikisi de makarnaya. Bravo. Bu tarafa dönelim. Kemal Bey ne yiyor? Sağlıklı olduğu için çorba. Çorba içiyor. Ben kahve. Bugünkü planlarınız nedir? Deniz mi, havuz mu? Deniz. Evet bak, bu sistem çok kötü. Annem mesela gidiyor iskeleye. Herkes havuzunu bırakıp kaçmış. O yüzden yerin olmuyor ya. Biz dün şöyle bir şey yaptık o yüzden. Yanımızda 3 tane şezlong vardı. Üzerine havlu konmuş. Baktık gelmiyorlar. Biz de onların havlularını böyle köşeye kaldırdık. Oturduk oraya. Onlar gelene kadar dedik biz burada bari yararlanalım ve gelmediler. Kurallarda şey yazıyor. Bırakmayın yazıyor değil mi? 2 saatten fazla havlu var kımıldamazsa elinden, yani kimse kullanmamışsa havlular kalınıyor. Şezlong boşaltılıyor. Evet. Yani olabilir böyle bir şey. Değil mi Kaan'cığım? Her tatilci ne yapar? Bir tatilci geleneği söyleyin bana. Bana bakıp. Tabii boncuklu olmadığı için anlamıyorsunuz ama saç ördürdüm. Yani annem de örerdi bunu. Bunu herkes örerdi de ördürdüm. Hazırlandım. Bugün hava birazcık serin. O yüzden bir kot şort. Bu benim kendi kestiğim kot şortum. O yüzden yamuk.
şey gibi düşünmeyin, üretim hatası ya da defolu değil. Onun dışında bu incecik gömleklerden gidim. İçimde de her zamanki büstiyerlerimden var. Yani sonsuza kadar giyeceğim muhtemelen bunları. Bugün ailece Meksika restoranında yemek yiyeceğiz. Dün çekemedim ya. Dün mesela şeydeydik, kebap restoranındaydık. Orada tabii ki de belki bir şey yiyemedim. İtalyan restoranı var, Meksika restoranı var, Uzak Doğu ve balık ve işte şey Meksika. Saymış mıydım onu? Balık var bir de. Her gün birini deneyelim dedik ama yapamadık o işi. Bugün Meksika, yarın da belki balığı deneriz. Onun dışında aileyle tatil yapmak biliyorsunuz çok malzeme çıkartmıyor bana. Annem bunu izleyince bana laf söyleyecek muhtemelen ama çok fazla şey yapamıyorum. Yani ortamı çekemiyorum çünkü konuştukları konular sıkıcı, ne bileyim yaptıkları programlar sıkıcı gibi gibi. Bugün bakalım. Bugün belki ekstra bir şeyler yaparlar beni duymasın da. O zaman daha güzel şeyler yakalarım. Saçım çok da güzel olmamış bu arada. Kafanın güzel olması lazım. Kafan güzelse örgü yakışıyor. Kafam güzel değil. Kafam güzel değil. İyi akşamlar Kemal Altun. Gracias de. Gracias. Gracias. Annem dün Latin ateşiydi arkadaşlar. Bugün de Meksika dalgasına uyum sağlamak için ıslak saç ve beyaz kıyafetleri aramıza katıldı. Hiç alakası yok. Hoş bulduk. Şaka yapıyorum. Aha masamız burada. Gracias çocuklar. Gracias. Gracias. Ne güzel tişörtün. Seni Koreci. Kore mi? Çin mi? Çinci. Nasıl ayırt ediyorsun söylesene. Kore'yi, Çin'i ve Japon şimdi alfabesini. Çinci genel olarak kanji kullanıyor yazımda. Ha. Japonca kanji, katakana, bir de adımı unuttum bir neyle başlayan bir. Tamam. Korece de kendi zaten. Ben hayatta anlamam. Evet, sizden yorumları alalım. Meksika mutfağına karşı. Bak, Meksiko. Bak damlacığım, senin şeyini kullanarak ben birkaç kişiye selam söylemek istiyorum. Öncelikle benim köyümdeki bir sürü hayat sesleniyorum. Benim oyunumu ne yaptın? Gerçekten sümüklü silo mu? He. Kesinlikle. Valla. Yemediniz şundan. Çok güzel ama sosu çok hani acı. Acı. Çok hangisinin sosu acı? Şu. Anneciğim sen ne düşünüyorsun? Ben daha hiçbir şey anlamadım. Margarita. Margarita sevdin mi? Tuzlu tuzlu. Gerçekten. Kaan sen çok sessiz kaldın bu gece. Ben yiyorum çünkü. Senin için her şey okey değil mi? Evet. Meksika'da makarna yok mu? Ben Müslüman kebapçıya gidiyorum. Bir fajitaya şans ver lütfen. Kime? Fajita. Gelecek şimdi yemeğin. Fajitaya bir şans ver. Tamam bekliyorum gelsin. Teşekkür ederiz. Ooo. Seninkini özel yapmışlar. Ooo benimki de öyle. Bu akşam burada İskender Paydaş var. O yüzden ekstra kalabalık. Arkadaşlar anneme bakın anneme. Demek ki enerjimi annemden almışım. Hey ben Alan Altun, eski localıcılardan mısın? Arkadaşlar babam bizden habersiz sahnenin önüne gitmiş, görebiliyor musunuz? Bakın 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 orada. Baba! Baba neden oradasın? Geliyor geliyor. Soruyorum. Kim kime daha aşık? Ben. Sence sen? Ama anneme sorarsak da? Ben tabii ki. Ben. Bu soru hiç değişmiyor arkadaşlar. Çiftler hep böyle cevap veriyor işte. Bravo. Maşallah size. Ha. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Akşam yemeği zamanı geldi. Ben size kombinimi gösterecektim. Instagram'a birkaç video hazırlamam gerekiyordu. O yüzden çok fazla gösteremedim size ne yaptığımızı ama hiçbir şey yapmadık. Şu güzelliğimi göstereyim size. Bur beni çekerse eğer. Clotin'in bana gönderdikleri bunlardı. Bu kombin komple Clotin. Şimdi göstereceğim bir dakika. Nasıl? Yorumlayalım. Ayakkabılar. Etek. Yırtmaçları. Sen kendine bak be Arpacino. O şu an tam Murat Kekilli saçları da arka yapmış ya. Arpacino çok yakışıklı. Bu akşam ödülü. Arpacino Latin ateşi işte. Annem de dün Latin ateşi, bugün bu Latin ateşi. Evet. Fakat bu kombini yapıyor musunuz diye sorun bir. Sor bir. Yapıyor musun? Yapmıyorum. Çünkü inanılmaz güzel bir kombin ama ben bugün şey havamdayım biraz daha. Yani salaş oturma havamdayım. Hoplayayım zıplayayım modundasın. Evet çantamı da gösteriyorum. Göster. Turuncu çantam şöyle. Sağlı sollu açılıyor. Çok iyi. Evet Kaan hazır. Elimi acıttın be.
Bir de size şeyi söyleyeceğim şimdi kameraya alayım. Burla size çok güzel bir okula dönüş hediyesi hazırladık. Şimdi yakınlaştırıyorum şöyle. Aşkım ha. Gördünüz mü? Uğur ve ben, benim ağzım. O fotoğrafı koyacağım daha kesin değil ama siz zaten şu an Instagram'a giderseniz göreceksiniz hangisini koyduğumu. Size ne hediye ediyoruz biliyor musunuz bir okula dönüş hediyesi olarak? Say, bir adet... iPhone 11. Bir adet... Apple Watch. Bir adet... AirPods. Tam bir üç, çok güzel bir üçlü bence. Ve tabii ki okula dönüş hediye istiyoruz ama siz nasıl isterseniz yani okullu olmanız tabii ki de şart değil bunun için. Biz ismini böyle koyduk sadece. Üçünü de farklı farklı kişilere hediye etmeyi planlıyoruz. Yani kim ne istiyorsa onu yazarak şekilde katılabilir arkadaşını etiketleyerek ama hepsine katılabilirsiniz. Yani evet. Hiçbiri yok diyorsanız mesela ben de hepsine teker teker yazabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Güzel bir çekiliş. Çok güzel. Güzel bir çekiliş yaptık sevgilimle. Evet. Onun fikriydi. Düşünceli. Söyleyecek bir şey var mı? Yok. Ben giyinip geliyorum hemen. Bir bakalım bir dakika aileme ne? Annemlere bakalım ne giymişler. Gençler. Gençler diyeceğiz. Neyi sen de bakıyorsun? Ben hazır değil misin ona? Tamam. Aleyna'cığım hazır mısın? Çok güzel olmuşsun. Selengacığım. Ben de hazırım. Hazırsın. Her zamanki elbiseyim. Arkadaşlar bu kızlar bize takılmıyor. Bütün tatil bizden ayrı. Eğlenmemin tek sebebi de oydu bu arada. Evet ben çok sevindim o yüzden. Bütün tatil ayrı ayrı takıldılar. Hiç görmedik diyebiliriz sizi ha. Senin storylerini koyacağım şimdi buraya. Geçen akşam maalesef çekmedim onları ama kesinlikle şimdi koyuyorum izleyin. Annemle hazırlanırken böyle bir story serisi gibi bir şey yaptık. Topuklu ayakkabı giymek he. Eminsin. Tam bir Latin ateşi oldu. Gösterir misin bize makyajını? Hep biz mi göstereceğiz? Damlacığım ben sadece rimelleri ruj sürüyorum. Birincisi o rimel değil maskara. İkincisi rujumu göreyim. Kırmızı bir ruj sürmüş iddialı. Senden yürüttüm. Maybelline. Oo çok güzel yakaladım. Kırmızı ruj. Maskara. Birazdan tangodasın. Tamam mı? Öyle bir kombin sezdim. Öyle bir vibe aldım senden. Çekebilir miyim şimdi? Ayakkabımı giyecekmiş. Tamam. Okey bekliyoruz. Çekmeme izin verdi. Bekliyorum. Ne ara yandın? Çok mu yanmışım? Ya güzel yanmışsın da hangi ara yandın? Bugün hiç fark etmedik. Çok yüzdük bugün. Bugün 3 kere gittim şeye. Ne sürüyorsun? Bize de anlat. Dubalara. Lancome. Ben biliyorsun Lancome'cuyum. Sen Lancome'cusun biliyorum. Bu akşam son yemeğimiz bu arada. Yani akşam yemeğimizi yiyoruz. Yarın da dönüş yoluna geçiyoruz artık. Herkesin işleri güçleri başlıyor. O yüzden böyle benim küçük bir aile tatili yapmış olduk. Yeşil. Mavi. Mavi. Anne bir sen kaldın zaten ya. Mavi kalem çeken vallahi. Çekti misin? Yok yazları çeken. Bir de halam yapmıştı dün galiba. Simli bir eyeliner. Ciddi mi söylüyorsun? Mavi yok mu artık? Yok desem silecek misin? Sizin yaş grubu çok seviyor. Ben de şaşırıyorum. Renkli eyeliner ve özellikle mavili yeşili tonları çok seviyorlar. 50'li yaşlar. 50'li yaşlar doğru. Bak şimdi bari sürüp dağıt. Hint ateşi oldu. Ben bildiğim gibi yapayım sen sonra eleştir. Tamam canım ne haddime mi eleştirmek? Biri makyaj yaparken mutlaka izlerim. Yani kötü de yapıyor olsa, iyi de yapıyor olsa sana asla laf etmedim yanlış anlama. İzlerim. Benim tarzım olmasa da izlerim. Ne bileyim çok hoşuma gidiyor makyaj yapanları izlemek. Güzel gözüküyor. Yok güzel yapıyorsun. Ben de işte. Senin şeyini seviyorum. Rimel sürüşünü şöyle çevirerek sürüyorsun. Evet makyaj kontrol. Makyaj kontrol. Hı. Gayet güzel. Yok, yakışana yakışıyor kontrol, zaten. Tarak kontrol. Tarak kontrol. Tarak buyurunuz. Tarak kontrol alayım. Buyurunuz. Evet. Babam hazırlanması sadece 2 saniyesini aldı. Sayıyoruz. Bitti. Haydi. Bitti. Buyurun. Şimdi ana restorana geldik. Burada herkes sırada yemeğini alıyor. Biz önce bir yer kapalım bizimkiler gelmeden. Aferin kız size. Şu anda Uğur'la beraber çekiliş postunu hazırladık. Tüm böyle, hatta bir dakika yakınlaşalım. Tüm bilgileri de yazdık ve hazırsanız birlikte postlayacağız. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Yes. Paylaşıldı. Paylaştık burada, paylaştık. Hadi bay. Saatlerimiz şu anda onu gösteriyor ve otele veda ediyoruz çünkü biliyorsunuz arabayla geldik ya yine anca döneriz diye biraz erken bir çıkış yapıyoruz. Şu an tam bir tatilci klasiği yaşanıyor. Annem oteli yorumluyor, halam ve Erdinç abiye babama sorarak tam bir essay yazıyor burada. Akademik essay yazar gibi. Aynen öyle. Ama geri dönüşler çalışanlarla konuştuğumda çok ciddi değerlendiriliyor dediler. Özellikle TripAdvisor'a yazılanlar. Evet. Gerçekten. Yo bu arada annem çok güzel şeyler yazıyor. Yani hep böyle çalışanları ismini hatırladığı için onları da katıyor falan. O yüzden çalışanlar okuyunca mutlu olur. Evet
görünce sevinirler. Benim ailem aslında otellerden konaklar memnun olmaz. Evet. Hep şikayet. Yemekleri çok güzel. Yemekleri çok güzel. Yemekleri çok güzel. En güzeli de kendin asılıyorsun. Self servis yok. Garsonlar getiriyordu. Evet. Evet. O da harikaydı. Kadın maskeyi takışı. Tam koruma Kaan. Evet. Burada arkadaşlar arkada uyuyor, yatıyor yani. Görüşürüz. Size de teşekkür ederiz. Kaan görüşürüz.